Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elbihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Kâle Allahu Teâlâ fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sevgili kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Enfal suresi 25. ayet-i kerime önündeki Mustafa Şerif'in 178. sayfasında bulunmaktadır. Yukarıdaki ayet-i kerimeyi geçen haftaki dersimizde görmüştük ki o ayet Allah ve Resulü ey Müslümanlar size hayat verecek olan hususlara dinle mübine İslam'a davet ettiği zaman ona icabet edin. İyi bilin ki Allah Celle Celaluhu kişiyle kalbi arasına girer ve siz hiç şüphesiz Allah'a döndürüleceksiniz. Öldükten sonra tekrar dirilecek, makamda huzurda duracak ve hesap vereceksiniz. Şimdi bu itaat bilinci, iman ve itaat bilinci insana bir başka sorumluluk yüklüyor. O sorumluluk da iman ve itaat dairesinde İslam toplumunda yaşarken Müslümanların iyilikleri desteklemesi, kötülükleri desteklemesi, yani maruf dediğimiz hem dinin hem de aklın güzel gördüklerini hem kendi yaşaması öğrenip hem de başkalarını bu konuda teşvik etmesidir. Ünker dediğimiz dinin çirkin saydığı, kötü gördüğü, ayıpladığı bir kısım söz ve davranışları kendisinin yapmaması ve başka yapanları da gördüğünde onları münasip bir usulle, metotla, önce kırmadan ve incitmeden, yumuşak sözle, akıl ve hikmetle, olmazsa, gerekirse biraz sonra açıklayacağız, biraz sert ya da surat asarak, alakayı keserek ama bir şekilde ondan razı olmadığı, onu çirkin gördüğü, onun zararı olduğunu karşıdaki insana bildirmesidir. Değerli kardeşlerim, bu toplumsal bir bilinç oluşturur. Biz bu dinimizi yaşarken beraber insanlarla yaşıyoruz. Ve dinimizi de beraber yaşama durumunda kalıyoruz. Kişi malum içtimai bir varlıktır derler. Tek başına yaşamıyor. Daha çabuk yaşamazsınız. Odanızı kilitleyip kendinizi yaşayamazsınız. İnsanlarla beraber olmak zorundasınız. Yani bir köyde, bir şehirde, bir devletin yönetiminde olmak zorundasınız. Dolayısıyla burada olan her olaylar kişileri ilgilendirir. Her bir fert içinde bulunduğu aile ve topluma karşı çok hassas olmalı. Gözetmeli, denetlemeli, müfettiş gibi yerine göre elinde bir şey geliyorsa o sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu konu dinimizde emri bil maruf, nehyanil münker başlığı altında işlenir genellikle. Emri bil maruf, marufu emretmek, nehi nehyetmek, yasaklamak, anil münker münkerde. Demin söylediğimizi kısmen tekrar söyleyelim. Maruf hem aklın selim, bozulmamış aklın hem de dinin, şeriatın güzel gördüğü, teşvik ettiği şeylerdir. Münker ise çirkin demektir. Hem temiz bir çevrede yetişmiş aklın hem de dinin ve şeriatın yadırgadığı, reddettiği, çirkin gördüğü yasakladığı şeylerdir. Derece derece olabilir bunlar. Mesela geçen derslerimizde ahkam-ı şer'iyyeyi sayarken Allah'ın önce farz, sonra vacip, sünnet böyle emrettiğini, yasak koyarken de farz, sonra estağfurullah haram ve mekruh diye derecelendirdiğini görüyorduk. Kendi meselemize tabi bunlar. Onun için bu ayeti kerimeye dikkat ettiğimiz zaman Allah-u Teala biz Müslümanlara gafletten uyanık, her zaman için kendisini ve etrafını gözetir, murakaba ve muhasebesini sağlam yapar, bir fert olmamızı emir buyurur. وَتَّقُوا korkunuz, sakınınız, fitneden bir fitneden.
Fitne iki anlamıyla da geçerli burada. Birinci anlamı Türkçe'de fitne dediği zaman her zaman bir bela, musibet, çirkin, hoşa gitmeyen, perde ve cemiyete zarar veren olaylar akla gelir. Doğrudur. Allah Celle Celaluhu fitnelerden cemiyetimizi muhafaza buyursun. Bir de Arapça'da buna imtihan anlamına da gelir. Fitne imtihan etmek demek, denemek demek, sınamak demektir. Öyleyse öyle bir fitneden yani beladan, musibetten veya denemeden korkunuz diye Allah-u Teala dikkatimizi çekiyor. Tabi bunun başında ya eyyühellezine amenu ayette geçerlidir. Çünkü vav harfi atıftır. Neye atıf? Yukarıdaki ayette ya eyyühellezine amenu istecibu diye bir emir geliyordu. Cenab-ı Allah'ın emirlerine güzel cevap verin, icabet edin. Ey Müslümanlar, korkun öyle bir fitneden ki la tusibenne o fitne, o bela, o imtihan sadece o belayı, musibeti yapanlara gelmez. Ellezine zalemu minkum. Sizden bunlar zulmetmiş ve o musibete sebep olmuşlardır. Böyle tercüme eder. Öyle bir fitneden korkun ki içinizde sadece suç işleyen, zulmeden, günahkar olanlara isabet etmez. Hasaten, haseten. Türkçe'de kullandığımız haseten özellikle. Yani bunun tam karşılığında Türkçe'de bir güzel söz vardır. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? İçinizden bir zalim zulüm işlediği zaman, bir belaya sebep olduğunda o musibet öyle bir musibetten korkun ki sadece o zalime gelmez, herkese birden. Yani sel geldiği zaman mazlumun eviydi, zalimin eviydi, ayırt etmez, süpürür götürür. Kurunun yanında yaşlayın. Yaşın suçu ne? Kurun, hadi anladık, onu suç istemiş. Yaşın suçu zamanında tepkisini göstermemiş. Tepki bilinci yok. Sorumluluk taşımıyor. Neme lazımcı. Laubali. Umursamaz adam. Müslüman hassas insandır. Müslüman duyarlı insandır. Müslüman demin söylediğimiz gibi kendi nefsine de muhasiptir, müfettiştir. Başkalarına da murakıptır. Denetler. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ama bu tam tersi. Vurdum duymaz. Neme lazımcı. Şimdi cemiyette bir kötülük var. Neme lazım. Her boyun kendi bacağımda nasıldır? Beni ne ilgilendirir? Gibi laflarla vazifesini yapıyor. Halbuki ne yapacaktı? Emri bil maruf, nehyanil münker. Sabır, Hacı Efendi dersimiz bir saat. Bunların hepsini konuşacağız inşallah. Sırasıyla. Evet. Ve'lemu. Şunu iyi bilin ki, yani vettabu ve'lemu hep emir sigasıyla geliyor. Bu çok dikkat çekiyor. Tüylerimizi diken diken ediyor. Yani doğrudan Cenab-ı Allah bize bir emir veriyor ve sert bir uslupla veriyor. Dikkatinizi çekerim sizin der gibi. İyi bilin diyor adam. İyi bilin ki ennallâhe hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu bakın ve'lemu'dan sonra enne kelimesinin gelmesi yani hiç şüphesiz, muhakkak ki gibi pekiştirme edatlarıyla tekrar tekrar dikkatimizi çekiyor. Mübalağalı bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Allah Celle Celaluhu şedidul ikab, ikabı çok şiddetli olandır. Şedid zaten mübalağalı ismi fail. Nasıl ki Allah rahim, çok çok merhamet edici deriz değil mi? Gafur, çok çok mağfiret edici, günahların üstünü örtücü. Hep böyle anlatırız. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla siz de ahlaklanın. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlıyoruz. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bunları hep Allah Celle Celaluhu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de kendi sıfatlarını bize anlatıyor.
Maksat takayyuku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla siz de ahlaklanın. Huyunuzu Allah'ın korku huyu gibi yapın. Fakat Cenab-ı Allah'ı hep rahim bilmeyin. Hep affedici bilmeyin. Hep ne yaparsanız görmez ve sizi cezalandırmaz bilmeyin. İyi bilin ki Allah Celle Celaluhu görevini yapmayana karşı yerinde cezalandırması çok şiddetli olandır. Başka bir yerde azizun zıntikam diyor. İntikam sahibi bir azizdir. Pençesinde kimse kurtulamaz. Cezalandırmak istediği zaman kimse ona mani olamaz, engel olamaz. Kimse onu mağlup edemez. Bunu da bilin. Yine gafurur rahim değil. Hasreten şahsi günahlarda ama içtimai günahlar, başkasını ilgilendiren noktalarda çok dikkatli olun. Allah cezalandırması şiddetli olandır. O zaman hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü hemen karşımıza geliyor. Men ra'a minkum münkere, sizden her kim bir münker, yani çirkin, aklın ve şeriatın yasakladığı, beğenmediği bir iş görürse fel yugayyirhu, onu tahyir etsin, değiştirsin bi yedihi eliyle. Yetkisi varsa, yetkisi varsa, gücü varsa eliyle değiştirsin. Yetki sahibi kimdir? İslam devlet başkanı yetki sahibidir. Tayin ettiği bakanlar yetki sahibidir. Valiler yetki sahibidir. Müdürler yetki sahibidir. Hep yönettikleri memurlara karşısında yetki sahibidir. Müslümanlar İslam devleti içerisinde yaşamak zorundadırlar. Müslümanların yaşadığı vatan, İslam vatanı üzerinde Allah'ın kanunlarının geçerli olduğu vatandır. Müslümanların devleti de Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarının geçerli olduğu devlettir. Müslümanların vatanında elbette ki putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, bir başka dinden olan insanların dininin kanunları geçerli olamaz. Bu akla da ters, mantığa da ters, insanlığa da ters bir şeydir. Kabul edilmez bir şeydir. Ben Müslüman olacağım ama Hristiyan kanunlarıyla yönetileceğim. Niye? Niye? Ya bu bana hakaret değil mi ya? Onu da bir kenara bırak. Biz Müslümanız. %99'u bir yerde Müslümansa bir memlekette, bırakın %30-40'ı Müslümansa orada İslam uygulanmalı. Çünkü İslam hayırdır, soğuktur, barıştır, huzurdur. Her türlü fitneyi, fesadı, ahlaksızlığı silah atar. Ama İslam'ın dışındakileri bunun garantisi yok. Örneklere gidersek zamanımız çok alır. İslam zina haramdır diyor. Var mı şüphe? Yok. Allah zinayı kesinlikle yasaklamış. İçki içmeyi diyor. Kesinlikle yasaklamış. Var mı şüphe? Yok. Kur'an yazıyor. Lutfili erkeğin erkekle cinsel ilişkisini kesinlikle yasaklamış. Bir İslam toplumunda bunlar olamaz. Göz göre göre bir yerde içki içilemez. Kumar oynanamaz. Zina yapılamaz. Bak kaçak köçek bireysel hayatta kendi dört duvarının arasında kapıları kilitlemiş, yapmıştır. Sen de ona karışamaz. Neden? Özel hayatın gizliliği vardır. İslam kimseyi evinin içinde de casusluk yapar. Yani teftiş edip, müfettişlik yapıp kusurlarını araştırın diye büyük görev yüklemiyor. Meydanda gözün gördüğüne müdahale istiyor. Gizli hayata müdahale yok. Zaten biz bilmeyiz, nereden bileceğiz? Ancak haksız yere boynumuzu uzatırsak biliriz. Hazreti Ömer Efendimiz gibi. Hatırlıyor musunuz o haberi? Bir yerde çalgı sesi gelmiş. Boyu da uzun ya. Şöyle bir bakıyor.
Adam küpü koymuş oraya testiyi, tıngır tıngır götürüyor. Atlamış duvardan, öfkeli bir zat zaten. Biri Allah'ın düşmanı, yani burada duvarların arasında sen bir günah işleyeceksin de Allah onu göstermeyecek, seni rezil edecek. Adam yakasına yapışıyor, adam memnun mahzun korkuyla bakıyor tabi. Fakat biraz sonra diyor ki, sabret ya Ömer, ben bir günah işledim, sen 3 tane günah işledin. Nasıl olur? Ben şurada kendi duvarlarımın arasında bir halt ediyordum. Bu günah tamam, kabul ediyorum da. Sana gelince, Allah velâ tecessesû dedi, gizli kusurları araştırmayın. Ya ben burada gizli gizli yapıyorum. Kimseye göstermiyorum. Kendi evimin içinde. İkincisi, Allah-u Teala evlere kapılarından izin isteyerek, selam vererek girin diyor. Sen ne kapıya geldin, ne kapıdan izin istedin, ne selam verdin. Yakamıza yapıştım diyor. Şimdi kapılardan evlere izinli girmek, karşılaşında da selam vermek de İslam'ın bir içtimai adabıdır. Adab-ı muaşeret derlerdi eskiden, görgü kuralı. Bu görgü kurallarını doğrudan Allah-u Teala emretmiş. Çok önemli. İnsanlar bu görgü kurallarıyla nazik olur, kibar olur, gönül kazanırlar. Detay ama Allah bunu öğretmiş Müslümanlar. Evlere böyle girilir. Karşılaştığı zaman böyle yapılır ki Müslüman. Hazreti Ömer Efendimiz düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Haklısın mı? Peki anlaşma yaptık mı seninle diyor. Sen bir suç işledin, biz 3 işlemişiz. Ben sana affedersem sen de beni affeder misin? Ederim diyor. Tamam o zaman bir çekin diyor. Fakat adam utandığından 15 gün namaza gelememiş. Devlet başkanı ya imam namazı okundurur. Hazreti Ömer Efendimiz geriye baktığında adamı göremiyor, üzülüyor, bir şey de diyemiyor. 15 gün sonra onu görmüş arka taraflarda bir köşede. Gel gel diyor ona sesleniyor. Eyvah diyor adına. Fakat çaresiz millet hayırdır diye bakıyor da. Kimse duymasın. Ulanı bana yaklaştırdı. Yaklaştırıyor. Diyor, ben o olayı unuttum diyor. Kimseye de söylemedim. Yani rahat rahat camiye gel, utanma. Adam hoş, hoşuna gidiyor, seviniyor. Diyor ki, ya emir-i müminin sen de şu ulanı bana ver bakalım diyor. Allah diyor ona. Ben de o günden sonra o haltını daha yemedim diyor. O da Allah'a ekberdi. Diyor, seviniyorlar. Millet tabi ne olduğunu öğrenememiş. Çok sorunları bu. İlim olsun diye kayda geçmiş. Şimdi özel hayatın bir muhafazası var. Ama özel hayatın dışında bir günah açıktan işleniyorsa kötüdür. Neden? Çünkü bu günahın bir kere İslam toplumunda cesaret bulması. Bilmeyen insanlara öğretmek, gönlünden geçenlere, fakat korkan insanlara teşviktir. Fesadın yaygınlaşmasıdır. İslam, yeryüzünde fitne ve fesadı kaldırmayı arzu eder. Din tamamen, yani yaşama biçimi, hayat tarzı Allah'ın kanunlarına göre olsun işte. Müslümana bunu temin edene kadar din yolunda çabalaması ve cihad etmesi emrini verir. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kim bunu tahrir eder dedik? Yetkisi olan. Devlet başkanı ve devletin izin verdikleri insanlar. İkincisi, baba kısmen yetkilidir. Ne zamana kadar? En azından 18 yaşına kadar baba yetkilidir. Çocuğunu küçük yaştan beri öyle terbiye edecek. Yanlışında nasihat edecek. Kibar kibar anlatacak. Sert söyleyecek, kulağını çekecek, ceza verecek, bir şekilde o münkere bulaştırmadan, bulaşmışsa ölüyerek yetkisini kullanacak. Mesela öğretmenin yetkisi vardır. Eskiden öğretmene ertesemi kemir verin derlermiş. Biz o devre yetişmedik de biz bir iki sileye izin verirlerdi bizim zamanımızda. Veriler çat diye karşına çıkmazlardı. Hocam benim çocuğa sile vurmuşsun demezlerdi, ayıptı.
Şimdi öğretmen arkadaşlar valla dokunsak karşımıza geliyor ya da soruyor ya mahkemede ya milli eğitimde arıyor diyorlar. Nereye gider bunun sonu? Devlet, öğretmen, baba ve yeri gelince de koca, yetkilidir yani. Evinden sorumludur. Bunlar insanı can yapmak için cezalandırmazlar, ıslah için cezalandırır. Devlet de öyle. Devlet suçluları niye cezalandırıyor? Canını yakmak için. Hayır. Yani can yakmak ayıp bir şeydir ya. Sadistiktir. Bir insan bundan mutlu olmaz, üzülür. Yani cellat bile adamın boynunu keser, kendine kalsarken üzülür. Hakim kalemini kırıyor idam cezası verdiğinde. O ne dersiniz? Eskiden idam cezası vardı. Müslümanlar kanunlarını Allah'ın kitabından aldıkları zamanda. Sonra Avrupa'dan, Amerika'dan kanun alınca bunlar kalktı. Kalemi kırarlar. Niye? Mecbur. Kanun gereği. Bu ceza verilir ama hakim bundan mutlu değil. Yani devlet birisini cezalandırırken amacı eziyet ve işkence etmek değil, ıslah etmektir. Suçu işlenmeden evvel önlemektir, caydırmaktır. Suç işlenmeden evvel caydırmalı ki bu zaman kanuna dikkat edeceksin. Adam suça öyle bir ceza vermiş ki getir bir daha yapın diyor. Ya olmadı işte. İstanbul'da başımıza bir iş geldi. İki elimizde bavul soyulduğumuzu anladık. Şak ceplerimizden ne varsa aldı. Elimden attım sağa sola baktım. Tabi tramvaya hareket etti. Bir tane polis yok. Sağa baktık, sola baktık. Bize kimse yardım eder mi diye. Ya cemaat işte böyle böyle oldu bu aramızda. Şu anda bu suçlu aramızda. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bir polis de yok. Herkes böyle garip garip bakıyor. Bir tane sen dedim ki ben senden şüpheleniyorum arkadaş desem kusura bakar mısın? Ne münasebet istersen ara dedi. Acemilik ya. Neyse hikayeyi uzatmayalım. Daha sonra kompartımanda ikinci bir adamı emdirdik biz. Adam da sustadı, bıçak, zar, zurt, hepsi burada. Ulan dedim ben ya. Ateş de ödüyorsun sen ya. Giden gitmiş kişiye de. Tramvaya da gideceksin gene. Git, canına mı kastettin diye. Biliyoruz daha sonra gazetelerde onu biliyoruz. Adamı bir uçak vurdu gider ya. Peki polise, şimdi 3-5'iniz burada, biraz evvelden bir tane aradım. Biriniz yoktu dedim. Neredeydiniz dedim. Ne oldu dediler. Öyle böyle oldu dedim. Hocam olsak ne yazar ki. Sana vurdukları an o öbür tarafı vurmuştu dediler. Onlar organizasyon. Üstünde taşır mısın zavallı tutmuşsun dedim. O gitmiştir ta o öbür tarafa. Hatta birbirlerinden bakanlar masum ol. Bu yapmış olabilir diye başkasını suçlarlar. Seni başka yere yönlendirirler işte. Ne yaparsın ki yakalıyoruz diyor. Ne yapacağız dedim. Geleceksin bizimle. Efendim. İşte bunların belli adamlar var. Fotoğraflarına baktıracağız. Buydu yanımdaki diye tanırsan onu yakalayacağız. Mahkemeye vereceksin. Takip edeceksin. Kendisi zaten bir yakalasak bile hakim ifadesini verir. Öbür kapıdan çıkar gider. Yatarsa ne oldu onu da bilmiyoruz. Şeriat olacak, adamın yerini kesecek ki bu hırsızlık olmayacak. Baktım adama. O zaman 90'lı yıllar. Senin bu sözün var ya, benim bütün gam ve kederimi götürdü. Bir polisi bu resmi kıyafet içerisinde bu sözü duydum diye yeter elhamdülillah. Evet. Arkadaşlar, suç oyuncak oluyor. Adam diyor ki gidip bir hırsızlık yapar da 3 ay sıcak sıcak efendim ne güzel karar perli yerde beleş yiyecek var içeride yatak dışarısı soğuk diyor. Şöyle bak dalga geçiyor ya. Yani adam suçtan korkmalı. Suçun cezası niye verilir? Caydırıcılık olsun. Bir daha yapmasın. Gözü korksun. Hatta yapmadan evvel engellesin diye adam çalmak için de el uzattığı zaman şu el cihazına bir daha bakar. Vay be bu kesilecek ve bu gidecek. Sadece gitmekle kalmayacak. Bundan sonra yaşayana kadar bunun eli kesik. Demek ki bu hırsızmış diye gösterilecek.
O zaman önleme lazım diyerek elini geri çekecek. Zaten açlıktan dolayı hırsızlık yapanın devlet elini kesmez. Bilakis besler onu. Ufak tefek şeyden ekmek, sebze, mevsi çalın bunlardan der kesilmez. Kalıcı maddelerden ve belli bir meblağı çalarsa, o da muhafazalı bir yerden çalarsa. Yani işte geçen hafta konuştuk ya bunu, İslam değil bel keser göz çıkarır, öyle değil. Eli keser ama hak edeni keser ve bu suçu da bitirir biiznillahü teala. E şimdi bitmiyor işte. Neden? Caydırıcılığı yok ki. Adam korkmuyor, bir daha işlerim diyor. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Adam bir sülle vurmuş, yakasından yapıldı, kadıya götürmüş. Bir dinar mı kadı? Ceza kesmiş derler. Tam bilmiyorum, biraz uydurursam da bağışlayın canım, hikaye değil mi? Nur içinde yatsın, ne dedi Abdullah hocamız, Kozan'daki Abdülillah hocamız, zambur söyle mi bu çocuk, ne gene var dedi. Adam demiş ki, bir dinarım yok. Efendim, bu hoca efendi biraz beklesin, ahbaptan bulun gelin demiş, çarşı pazardan. Gitmiş adam, gelmemiş bir saat, iki saat. Hoca efendi gelmemiş, varmış kadiye demiş ki, kadiye efendi buyur. Bir şille, o bana gelecek parayı sen al demiş, hadi Allah. Bu kadar değil mi ya? Adam biraz korkmalı yani. فَلْيُغَيُّهُ بِيَدِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَدِ Gücün yetmiyorsa adam müdahale ettiğin zaman sana ne diyorsa, kavga çıkarıyorsa, daha büyük rezillik ve kepazeliklere sebep oluyorsa, bilinmeyenin bilinmesine sebep oluyorsa, yani daha büyük bir felakete, fitneye sebep olacaksa elle müdahale yapmayacaksın. Yaparsan suçlu durumu düşeceksin. O zaman dininle müdahale edeceksin. فَلْيُغَيِّهُ بِلِسَانِهِ Lisanıyla onu değiştirsin. Elini cebine soksun artık. Kavga yok. O lisanıyla da önce بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ حَسَنَ Hikmetle akıllı, mantıklı, güzel söz söylemekle, mütevazi, böyle gururlu, kibirli değil, üstten bakarak değil, efendim, aklının miktarını gözeterek, güzel sözlerle karşıdakini, efendim, ikaz edecek, uyaracak. Anlatacak, bu haramdır. Allah bunu yasak etmiştir. Sana da yazıktır. Yani insanlara da yazıktır. Çünkü birçok suçlar görülmekle benimsenir zayıf ruhlu taraflarından. Biz çocukken 3-5 kuruşumuz olsa bazen kendi aramızda yetmezdi. Harçlıklarımızı toplayıverip gider bir sigara alırdık. İşte o zaman birinci bafra bafra ucu sigara vardı. Nedir? Şu babalarımızın sigarayı ağzını koyup da şu pozu var ya, Allah bayılırdık biz. Bunu böyle yaptık ve bir anda 15-20 yaş büyürdük ve baba gibi olurduk, böyle şişerdik. Yani işte bize bunu böyle öğrettiler. Onun için ömür boyu öğretmenlere çoklarına rica etmişimdir. Yahu kapıdan çıkar çıkmaz talebelerin ortasında kapıdan çıkıyor. Talebe de bunu bir marifet zannediyor. Hava var ya. Hemen gidiyor. Aşağıda bir yerde, sokaklarda bu illete mi? Nesi var bunun? Hele ip içen için. Elhamdülillah ki kapalı yerlerde şimdi yasaklandı. Sebep olanlardan, Müslüman olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Müslüman olmayanlara da Allah-u Teala hidayet nasip eylesin de Müslüman olsunlar inşallah. Görme çok önemli. Heveslenme ve cesaret çok önemli bir şey.
görüntüde. Yani görülmemesi lazım ayıbın. Çünkü göz gördüğü zaman beyin ona karşı ilgi uyanır ve iştah üretir. İştah üretir. Eğer görmeseydi o iştah hiç olmayacaktı. Hiç öyle bir sorunu yaşamayacaktı. Görünce şah kapıyor ve hemen onun peşine düşüyor. Tesettürün de sebebi bu. Kadın erkek açıksız saçıklı görmeseler, kulaklarıyla bu lafları etmeseler, insanın vücudunda normal bir yüksek enerji vardır. Bunu tabii yollardan ya evlilikle ya olmazsa ihtilamla şöyle böyle def eder. Ama bunun peşine düşüp de seks manyağı sapık olmaz. Ama her tarafta sürekli bunu görür, sürekli bunu konuşur, sürekli bunu dinler. O zaman insan bütün hayatını bırakır, enerjisini buna harcamaya başlar. Ve aşırılık başlar. Şimdi bunlar öyle şeylerdir ki nefisle alakalı olanlar aynen uyuşturucu gibi, içki gibi aldıkça artmasını ister. Günah öyledir. Bir gram içki alırsın, ikincisinde yetmez, iki gram ister. İki gram alırsın, bir şişe ister. Bir şişe yetmez, hiçbir içki yetmez, ispirto içmeye başlarlar. Kesmiyor. Uyuşturucu da öyle. Sürekli yetmez, yetmez, daha fazla, daha fazla, daha fazla. Sonuç ya intihar, ya tedavülüp kurtulmak. Bu sportif faaliyetlerden karnavallara kadar, yani gayrimeşruların yanında meşhurluğu da öyledir. Bazen adam öyle bir karnaval hastasıdır, spor hastasıdır. Hayatını verir, parasını verir, düşer öyle peşine. Envaycısı sayabilirsiniz. Görmemesi lazım. Kötülüğü görmemesi lazım. Men rahmin kümünün kerem fel yuhayyuhu bi yedihi. Olmadı, gücünün yetmedi elle değil, dilimizle deriz. Olmadı. Fe inlem yastati fe bilisani. Ve inlem yastati fe bi kalbi. Kalbiyle ona müdahalesi mi değiştirsin? Yani kötülük yapan, ahlaksızlık yapan, cemiyetin felaketine yol açacak bu tür şeyleri yapan insanı gördüğünde surat as. Alakayı kes. Arkadaşlığı bitir. Konuşmaz. Alışveriş yapmasın o dükkandan, o marketten. Tepki koysun. Zınkada duracak onu yapan. Hasreten çağımızda kamuoyu baskısı denilen bir şey var. Müthiş bir şey. Bakın bütün devlet kendisi, siyasi partiler, askeriye, kurumlar, bırakın bunları, artık marketler bile anket yaptırıyor. Bu kadar anket yapan şirketler para kazanıyor. Müşteri ne istiyor? Hangi mal istiyor? Nasıl davranış istiyor? Ne bekliyor müşteri? İnsanlar bizde niye kaçıyor? Adam araştırıyor bunları. Ve bunların olmaması için tespitten sonra elinden geleni yapıyor. Kamu yarıştırmaz. Sen adama surat astın mı? Bu adam bana niye surat astı? Bunu dert ediniyor ve onu çözmeye çalışıyor. Geliyor sana. Nedir arkadaş? İyilik içinde, kötülük içinde muazzam bir şeydir bu. Buna mahalle baskısı diyorlar şimdi. İyi bir şeydir. Yani bir adam Allah'tan korkmaz ama mahallede dur sana, utanmıyor musun? Koskoca adamsın, ayıp değil mi bu yaptığın? Der birisi diye bazı şeyleri mahallesinde yapmaz, kendi şehrinde yapmaz. Kimsenin kendisini tanımadığını zannettiği bir yerde yapabilir. Ama mahallesinde yapmaz. Mahalle baskısı değil. İyi bir şeydir, kötü bir şey mi? Gönülü ister ki insanlar önce Allah'tan korksun. Bizatihi kendisi yani. Ama insanlardan korkmak da bir güzelliktir, hayadır yani. E o yüzden haya perdesi giderse o adamı kimse tutamaz. Fe illem tastahyi fasla maşite diyor Peygamberimiz. Eğer haya etmezsen, utanma duygusu yok olursa sende, perde yırtılırsa istediğini yap. İstediğini yapar. Onu hiçbir şey kimse zapt edemez artık. O yüzden bu işlerini yaparken emri bil maruf ne yani münkeri gizli yapmak lazım.
adamın rezil olmasını istemiyorsun sen. Ondan kurtulmasını istiyorsun. Kalabalıkta bir adama emri bil maruf yapmak aslında ona iyilikten vazgeçmesini söylemek değil. Bilmeyenler de duysun bu böyle rezil ve kepaze bir adamdır demekti. Anlamına gelir. Ve adam seni dinlemez haliyle. Çünkü nefsini savunacak. Herkeste kendi nefsini savunma duygusu var. İşte orada zınarır. İşte orada isyan eder. Sana ne der? Terbiyesiz adam. Ben bana ne var? İşte kavga hazır. Ama sessiz bir yerde söyleseydin ya doğru söylüyorsun Hacı Efendi. Aslında ben de memnun değilim ama işte bir kere böyle. İnşallah bırakırız. Böyle söylemese bile surat asar. Yani daha fazla bir kavga çıkartmaz. Yumuşak ve tenhada kibar bir lisanla. Bu da yok. Kalbinle buz edeceksin. Alakayı keseceksin. Ben falanı sevmiyorum. Fakat karşılaştığın zaman nasılsınız efendim? Hürmetler ederim efendim. Yönünü çevirdiği zaman Allah senin belanı versin. Namusun senin. Para olmadı işte. Böyle emri bir maruf ne yani münker olmuş. Eğer bu emri bir maruf ne yani münkeri yapmanın da bir metodu, bir usulü var. Şartları da var. Tabi birinci şartı bilmek. Bazen olur, efendim bir mezhebe göre mekruh olan başka bir mezhebe göre mekruh olmayabilir. Bunları ufak tefek bilmek lazım. Adam hocam diyor ya, koskoca da diyor, eşek kadar adam diyor. Ne olsun ya. Yok şuna bir kere aldım ama Müslümana hakaret edici kelimelere konuşma. Ne oldu? Niye kızıyorsun? Ya ezan oku diye 5 dakika var. Adam gelmiş namaza, camiye, tahiyyatül mescid namazı kılıyor. Sen biliyor musun hangi mezhepten? Yok. Şafii ise caizdir onlara, iyidir. Olabilir hocam ya Şafii. Biz niye halt ettik böyle? Bir daha etme kardeşim. Öğle namazının son 2 rekatını 4 kılarsan, yatsının son 2 sünnetini 4 kılarsan, Allah Celle Celaluhu cenneti sana vacip kılar diyor Peygamberimiz hadiste. Kıl, sen kıl ama falan kılmıyor. Görüyor musun dedi ya, ya şunlara 100 kere söylüyorum adam olmuyorlar hocam. Şunları 4 kılın diyorum, ben de kılmıyorum onu ya. Bu arada bana da söylüyor kim var canım. Ya arkadaş, son 2 sünnet merkezini kılmış. Yeter. Daha fazlasını ister sakınlar, sen söyle ister sakınlar. Bunun için niye almıştım ona adam olmazlara diyorsun. Kalp kırıyorsun, gönül incitiyorsun. Farkında mısın? Dünyanın en büyük vebali. Beytullah'a git, kazma kürek yerine bir et. Kalp kırmaktan daha az günahtır. Ya beceremiyorsan yapma kardeşim. Böyle bir Müslüman tanıdık. Beraber oturuyoruz camide. Mecburen oturuyoruz. Camide mecburen nasıl oturur hocam? Yani itikafta. Hoca bize itikafa girdiğini anlatmaya çalışıyor. Riyakar herif demeyesin dedim ama... Merak edersiniz diye söylüyorum. İtikaf. Müslümanlar gelir. Selamun aleyküm hocam. El uzatıyor böyle. Allahümme salli ve sellem. Ona git kardeşim git git camide musaffa et. Anlatıyor. Anlattıkça millet geliyor. Sinir oluyor. Kızıyor. Ya Müslüman adam. Fırlantılı adam. Kitapta okumuş. Mescitte musaffa yapılmaz. Musaffa ne zaman yapılır? Müslümanlar karşılaştığında avuç işleri birbirine dokunarak selavat getirirlerse sonbaharda rüzgar önünde yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Bu Müslüman mescitte karşılaşmış. Ha şu kitaplarımızda yasaklamış. Namaz bittikten sonra böyle bir sünnet varmış gibi sağıma, soluma merasimi yok. Dini merasime boğmamak lazım. Namazımı kıl, çek git kardeşim.
Veya dış kapıda bir zaman vardı, hoca efendileri ikaz ede ede bitirdiler çok şükür. Hilal gibi diziliyorlar, sırayla sabah ya da yatsı, her namazda olan da var. Gir şimdi 15 dakikada, 5 dakikada cemaatin sayısına göre musafaha etmek zorundasın. Katılmazsan işin var, şöyle bir bakıyor. Acaba niye katılmadı, neci katılmadı? Şimdi bir şeyler başlıyor suizan. Bunlar doğru değil. Ama mescitte karşılaşmış Müslüman musafa yapıyor. Canımın için böyle kabul etsene diyorum. Edemiyorum hocam, ben bu kitap bu yazıyı gördüm. Müslüman adam yok diyorum diyor. Hala geliyorlar, sinirliyorum. Ne olur ben de senin gibi yumuşak davranabilsem diyor. Sinir oluyor ona. Ya böyle şeyler de gönül kırmayan söz söylemeye bile gerek yok. Ayrıntılara girmeyin. Dinin koca koca emirleri var. Ayrıntıları bırak. Yani farzla meşgul olun, haramla meşgul olun, vacip mekruhla, sünnet. Burada anlatmış mıydık? Adam ne diyordu peygamberimize gelerek? Ne yapacağım bu dinde? İşte namaz kılacaksın. Ne kadar farzları? Başka sünnet de var. Yaparsam farzı kılar, başkasına karışmam. Anlatmıştık yakında. Ne diyordu peygamberimiz? Dediğine tutarsa kurtulur diyor. Bu kadar ya. Yaparsa ne hala? Yani bu gibi basit meselelerde ya da bilmediğin konularda emri bil maruf yapın derken, kaş yapın derken göz çıkarsın lazım. Ya da devir öyle bir değişmiştir ki sen onu söylediğin zaman kavga hazır orada. Kavga hazır. O zaman söylemeyeceksin kardeşim. Veba senden kalkar. Daha büyük zarar çünkü. Emr-i bil maruf nehyan-ı münkeri yapayım derken daha büyük bir belaya, sıkıntıya düçar olunacaksa terk ediniz. Nitekim sevgili peygamberimiz de zaman şöyle 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 olursa diyor. Bunlardan bir tanesi de herkes kendi görüşünü beğenmiş, ilim kaybolmuş. Böyle bir zamanda emr-i bil maruf nehyan-ı münker vazifesi kalkar diyor. Allah izin veriyor. Hani bir tabir var, kraldan çok kralcı olmayın derler. Allah izin veriyorsa veriyordur. Yani biz ondan daha fazla din üstüne kaygı taşıyacak değiliz. Allah alem bu gibi emirler yüzünden Çıngırı Mehmet abi Hafız Ali Efendi'den bir şey naklederdi. Derdi ki Hafız Hafız bugün evlattan da kalktı vebal. Gemisini kurtaran kaptan dermiş. Yani evlattan da sorumluluk kalktı. Emri bil maruf nehyan-ı münker. Sen kendini kurtarmaya bak. Zaman öyle biz aslında. Şimdi biz gene ufak tefek ya da göğüsleyebileceğimiz kadar çileyi, azabı, işkenceyi, sıkıntıyı göze alarak emri bil maruf nehyan-ı münkeri yapmamız. Ama daha büyük bir fitne orada duracak. Yoksa bu bana emri bil maruf yaparsam bana zarar verir. Değerli kardeşlerim, emri bil maruf nehyan-ı münkeri yapan insanların zarar görmesi muhakkaktır. Hele ahir zamanda iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden insanlar, insanlara doğruyu anlatanlar oğlak leşinden daha değersiz olacaklardır. Hadis-i şerif var. Vel asri innel insane lefî huş, asrı yemin olsun, zamanı külde yemin olsun ve ikindi vaktine yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. İllellezîne âmenû iman edenler müstesna yetmez ve amelü saliha, salih amel isteyecek. Yetmez ve tavasav bir hak. Hakkı karşılıklı birbirlerine tavsiye edecekler. Hakkı anlatacaklar birbirlerine. Yetmez ve tavasav tavsiyeleşecekler bir sabrı, sabırı. Neden sabır? Çünkü hakkı tavsiye ettiğin zaman başına sabrı gerektiren bir kısım acı, musibet,
sıkıntı gelir. O zaman da kardeşim bunu göze alacaksın. Yani ben hem emri bil maruf yapayım hem de hiç keyfimi kaçırmayayım. Yok böyle bir şey. Öz kardeşine, oğluna, yeğenine emri bil maruf yapıyorsun. Sana düşman gibi bakıyorsun. Ya diyorsun, bu kızımız büyüdü, artık şunun başına bir eşarp geçirelim. Bülü çağına ermiş yeğenimiz, gitsin kendi kızına karışsın o. Kızdan evvel anası babasını tutamıyorsun. Ya teşekkür etsene bana. Senin çocuğumu ben eğitmeye çalışıyorum, terbiye etmeye çalışıyorum. Sen bunun her istediğini yaparsan yarın dizini döversin. Senin öğretmediğini ben buna öğretmeye kalkışıyorum. Sen şimdi ne diyordun demin? Bunlar mı diyordun? Yahalılar. Yahalılar. Adamı götürdüler. Evet. Kapsada atarlar. Efendim. Öyle demiyor. Yani şundan 30-40 sene evvel İslami konularda vaaz edip yazı yazan bir hoca efendinin hiç hapse düşmeyen böyle bir insan tanır mısınız? Devir biraz değişti de. Öyle. Bunu göze alacak. Ne kadarını onu kendisi ölçecek. Neden kardeşler? Çünkü kötülük küçükken görüyor orada bizim Müslüman. Sohbetin başında dedik ya, laubali, umursamaz. O kötülüğü görsün, niye müdahale etmiyorsun? Aman ne çıkar ondan? Ciddiye alma onları, gelip geçse hevesle. Bir iki olur, iki dört olur, dört yüz olur. Büyür dev gibi karşına. Bu sefer söylediğin zaman, hoca efendi ya, kardeşim ben hangi birine karşı çıkayım? Ya bu güç yetmez, bir kişinin farkı güç yetmez. He, işte. Yani zamanında müdahale etmedin, hatalar büyüdü, güç yetmez oldu. Evet. Hangi devirde yaşıyoruz, o dine uzun billah inkara kadar gider ya. Sana nasihat eder, hocam ya kimseye karışma, başını belaya sokma, ne lazım senin? Ya o bir keyfine bak. Bu adamda karanlık, arkasında Allah bilir kim var. Korku veriyor sana, cesaret verecek yerde. Ya biraz göze alalım. Neden? Çünkü Peygamberimiz beraber yaşamayı bir gemiye binmeye benzetmiş. İnsanlar bir gemiye bindiler diyor Peygamber. Yol arıyorlar denizin ortasında. Aşağı kata düşenlerin suyu yukarıda. Suyu her ihtiyacında yukarı çıkıp alacaklarına, aşağıda oturanlar deseler ki ya şu bulunduğumuz yerden gemiyi dersek, içme suyunun dışındaki suları şuradan alıp kullansak, iki de bir de yukarıya hem çıkıp biz zahmete girmesek hem de yukarıdakileri zahmete sokmasak olmaz mı deyip geminin tabanını delmeye başlarlarsa. Yukarıda bunu görenler onlara ne yapalım? Kendi bulundukları yerden deliyorlar. Bizi ne ilgilendirir diyebilirler mi? Diyemezler. Neden? Gemi su alır batarsa aşağı kattakiler de batar, yukarıdakiler de batar. Hatta güvertede yatıp uyuyan gafil en çok zararı o görür çünkü hazırlıksız yakandır. Cırlok tünüştür seni. Ne yapacaklar? Gemiyi delenin elini tutacak, deldirmeyecekler. Ama öyle de bir marifetli bu işi yapacaklar ki işi kavgaya ve inkılaba, devrime hep beraber kavgaya sokmayacaklar çünkü öyle olursa gemi bu sefer alabora olur, gene batar. Yani su alıp batmasını engel olurken öyle bir usturuplu, usulüne uygun yöntemle yapacaklar ki kavga çıkıp da geminin dengesini bozup hep beraber batmaları da önleyecekler. Çok hikmetli bir iş. Ben bunu söylersem İşte efendim şöyle böyle. Değerli kardeşlerim,
Bu kitaplarda buna dair çok güzel örnekler var. Emri bil maruf ve yani'l münkeri terk edilmesinin nasıl bir lanete, Allah tarafından lanete sebep olduğuna dair ayet ve hadis iç içe girmiş. Onu şuradan okuyayım. Diyor ki Peygamberimiz, İsrailoğullarının başına gelen musibetlerden birisi, bir adam başka birisiyle karşılaşınca ona, be adam, Allah'tan kork, şu yaptığını bırak. Çünkü bu sana helal değildir demesinden kaynaklanmaktaydı. Neden? Çünkü aynı adam ertesi gün yine o adamı aynı günahı yaparken görünce dün demiştik nasıl olsa diye o münker işten alıkoymuştur. Dün yaptığı münkerden alıkoyma işini bugün dün demiştik nasıl olsa diye yapmazdı. Böyle yaptıkları için Allah onların kalplerinden birbirine karşı sevgiyi giderdi. Günah işlemede kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam şu ayet okur. İsrailoğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu haksız yere baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendir. Onlar birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Lanetin sebebini görüyor musunuz? Azabın sebebi. Tekrar okuyayım. Onlar birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi. Maide suresi 78-79. ayet. Ve devamla şöyle buyurdu. Hayır, iyiliği emredeceksiniz, kötülükten alıkoyacaksınız, yoksa Allah kalplerinizi birbirine karşı çevirir ve onlar gibi lanetler. O hale gelir ki dua edersiniz, duanız kabul edilmez, gök kapıları sizlere kapanır. Burada çok enteresan kıssalar da var. Gördükleri emri bil maruf nehyanil münkeri gerektiren hususlara İslam tam uygulandığı asr-ı saadette düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti, hukuku üstünlüğü de tam sağlandığı için devlet çok güzel yaklaşıyor. Fakat ne zaman ki İslam devleti hilafetten çıktı, saltanata dönüştü, veliahta dönüştü, krallığa dönüştü, ehliyetsiz insanlar başa geçer oldu, seçim gitti, mahvoldu Müslümanlar, İslam ahlakı ve adabı uygulanmak. Örnek. Burada uzun uzun anlatılmış. Mesela hatırlarsınız Hazreti Ömer birisinde diyor ki dinleyin ve itaat edin diye söze başlıyor. Selman-ı Farisi kalkıyor oradan dinlemiyoruz ve itaat etmiyoruz diyor. Niye diyor? Ganimet mallarından dağıttın bize bir gömlek çıktı. Fakat senin sırtında iki gömlek, cübbelik bir kumaş var. Bize bunun kaynağının hesabını veriyor. Bize bir gömlek düşüyor. Sana nasıl bir cübbe düşüyor? Devlet başkanına hesap soruyor. Oğlum cevap versin diyor. Oğul Abdullah kalkıyor. Ben kendi hissemi babama verdim diyor. Çok eskimiştir cübbesi. İkisini birleştirdik. Şimdi konuş diyor. Dinleriz ve itaat ederiz. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Tepki birinci. Gördüğü yanlışa tepki. Münasip bir lisanla hesap sorma. Bir yönetici kendisine hesap sorulduğunu bilirse böyle davranışına göre
Ve çok hatırlarsınız, yine bildiğiniz bir olay. Ben bozulursam ne yaparsınız diyor. Sahabenin birisi kalkıyor, kılıçlarımızı düzeltiyor. Hazreti Ömer'e diyorlar bunu. Ve Hazreti Ömer oturuyor, Allah'a ellerini açıyor. Ben düzelirsem beni kılıçlarıyla düzeltecek insanlara beni idare ettiğiniz için, öyle insanları aramızda yetiştirdiğiniz için sana hamdolsun Allah'ım. Seninle hak dünya demek ki yapalım. Teşekkür ederim. Fakat gün geliyor. Kötülükler yayılıyor. İslam devlet başkanlığı hilafetten saltanata dönüşüyor. O güzel İslam dininin yönetimdeki güzellikleri kayboluyor. İstişare kalkıyor. İfade, fikir, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğü darbe yiyor. İnsanlar konuşamaz hale geliyor. Ama buna rağmen hala bazı yiğit insanlar da çıkıyorlar. Saltanatın en küçük bir uyarıya, eleştiriye bile tahammülü yok. Emevi hükümdarlarından Velid İbni Abdülmelik cuma hutbesini öylesine uzatır ki ikindinin bile vakti geçmek üzeredir. Öyle vakti çıkmış, ikindi vakti bile geç. Cemaatten birisi ayağa kalkar. Ey emir müminin, zaman sizi beklemiyor. Namazda bu kadar geciktiğinizden dolayı Allah'ın karşısına nasıl bir özürle çıkacaksınız diyor. Velid, ey adam, doğru söylüyorsun diyor. Fakat burası doğru konuşanların yeri değildir. Sen nereden çıktın? Arkasından bir koruma görevlisi adamın başını oracıkta uçuruyor. Caminin içinde. Evet. Neyse, şimdi gene darab olabilir kendi uçuyorum. Yukarıda birkaç olay var, onlara atlayayım. Aynı adama bir başka sahabenin yaptığı tebliği ve aldığı cevabı zikredelim. Müslüm'ün Hasan Basri'den kaydettiği bir rivayete göre şöyle. Aiz İbni Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı gücününden biriydi. Übeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve ona, ey oğulcuğum, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çobanların en kötüsü Hutama denen merhametsiz deve sürücüsüdür. Sakın onlardan olma dediğini işittim dedi. Tabi burada devlet başkanlığına bir söz var. Zalim olunca cehennemin dibi Hutama'ya düşecek, yanacaklar. Sakın sen onlardan olma. Übeydullah, otur. Sen muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının kepeğindensin dedi. Yani senin gibi değersiz, basit insanlar bana söz söyleyemez. Otur yerine dedi. Adam cevaben dedi ki, onların kepeği var mıydı? Ashabın kepeği var mıydı? Kepek onlardan sonra ve onların dışındakiler arasında zuhur etti dedi yüzüne bana. Yiğitlik ister. Muaviye Hazretlerinin oğlu Yezid'e biat alma çabaları var. Yanlış bir tutum. Ve etrafındaki insanlara tabi fikrini açıyor. Toplamış idarecileri. Yaman'da bir akıl vericisi var. O işlere çok girmeyelim. Senin fikrin ne? Senin fikrin ne? Hepsini konuşturuyor. Bir görüş olanları söylüyorlar. Heyet içerisinde sessiz kalmayı tercih eden Ahnef bin Kays'a Muaviye neden bir şeyler konuşmadığını sordu. Ahnef bunun üzerine
Doğru söyleyecek olursak senden, yalan söyleyecek olursak Allah'tan korkuyoruz da onun için susuyoruz dedi. Korkma görüşünü açıkla deyince bu işte ısrar etmesinin doğru